Evet, şu anda yeni bir güne uyandık ve ne yazık. Bir dakika. Ana. Şey var. Ne yazık ki çok yağmurlu bir güne uyandık. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Enver Yalçın Yörük Müzesi'ne gidiyoruz. Çok enteresan bir yer. İyi bir kahvaltıcıdır ve çok enteresan bir yerdir. Çiftlikte mi? Çiftlikte, evet. Fethiye'nin Çiftlik isimli köyü sanırım. Tabii. Yörük Müzesi'ne kahvaltı yapmaya geldik. Burada herhangi bir sipariş verilmiyor. Geldiğinde direkt kahvaltıyı getiriyorlar. Ne verirlerse yiyeceğiz artık. Merakla bekliyorum. Ortam çok güzel, otantik bir ortam. Gayet hoş. Ama yemekleri merak ediyorum yani. Kahvaltıyı merak ediyorum. Beğenmezsek paramızı geri iade ediyor. Hayır. Geri iade diye bir şey yoktur çünkü. İade ediyorlar mı? Peki full dolu diyorsun. Nüans farkı diyorum. Sana zeytin dalı uzatıyorum. Gerçekten bayağı bir şey var burada. Çok yiyeceğiz. En iyisi dökebilirim. Burada adeta bir portakal hazinesiyle karşılaştık ve bitmiyor. Ve yalnızca bu kadar değil. Bu kadar da var. Sonu olmayan portakallar. Buraya da devam ediyor. Burada da çilekler. Ve burada. Aç oğul aşak. Çok güzel. Çok güzel. Eşek, yüzünce niye bağırdın öyle? Limon var. Evet. Kapıyı kapa da tavuk girmesin. Yörük kültürü demek doğru olur mu? Yörük kültürüne ait çeşitli elementler. Ama bak, Enver Bey oraya yazmış. Eserlerimi kurcalamakta kulaklarımı çekmek arasında bir fark yoktur demiş. Sen kurcalıyorsun. Onu okumadın. Blokta görürsün. Dedemde de bunlardan vardı. Bildiğim kadarıyla ateş çıkartabildiğin taşlar, çakıl. Hangisinden bahsediyorsun? Şu taşlar değil mi? Taşlar, hı. Çıkar bir ateş, görelim. Yok, onu dedem yapabildi. Dedem nereliydi? Dedem İstanbulluydu ama... İstanbul'da ateş mi yakmaya çalışıyordu dedem? Bir dur bir ya, Allah Allah. İstanbulluydu ama Tekirdağ'da yaşıyordu. Genellikle yazları oraya giderdi. Tekirdağ'da yani ateş bulunmamış mıydı? Tekirdağlıyız diyebiliriz bir yandan. Şarköy, Gaziköy tarafında. Daha bulunmamış mı ateş Tekirdağ'da? O zamanlar bulunmamıştı. Bak, ayakkabının yalancı bağcıkları var. Evet. Ya bir şey değil mi? Gerçekten bunların hepsini gördüm. Dedemde. Şu deden olabilir bizim mi mesela? Dedenle anneannenin gençliği olabilir mi? Bak, şurada sensin. Babaanne. Olabilir mi? Yok, olamaz. Lafı Atatürk mü söylemiş yoksa K Yüzbaşı Yılmaz Ezicioğlu mu söylemiş? Buraya yakışmamış. Evet, bu olmamış ya. Ay çok güzel, bak şu mekanizmayı çeksene içeriden. Şu an çekiyor mu? Gerçekten muhteşem bir şey. Oo. Maraş dondurması değil mi? Hayır, hayır. Evet, Maraş dondurması. Dokunmayın demiş ama değil mi? Bu da şey... Oo. Hayvan var. Abi. Bunu görmek istemiyordum. Gelincik yani. Yok yok. Ben bunlarla büyüdüm abi. Ay. Sen iyi anlarsın bu işlerden. Çok iyi. Peki bak, şu sen misin? Senin küçüklüğün mü? İşte o benim. Hani böyle büyüdüm falan. Evet. Yalnız bayağı benziyor sana belki. Evet. Yani küçüklüğünü bildiğim için söylüyorum. Aynısı. Şunlar kim? Onları tanımıyorum. Ben yardımcı olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Bakın, elimden geliyor. Bak, sen hiç böyle ikili testere kullandın mı? Kullanmadım ama gördüm. Kesiyor da o demir. Emrediyorum. Emre. Emrediyorum. Emre. Hayır. Emre Emir diyorsun. Demiri keser ya. He. Gül gül utanma. Sevgili Enver Yalçın Bey'in küçüklüğü var burada. Kim bilir ne zaman... Necip Fazıl'dan muhteşem bir dize okuduktan sonra... Gel gel, burada bir hesap makinesi var.
Fasit değil mi o? Fasittir. Singer lan. Oo, bunlar da vardı. Grundig yalnız, dikkatini çekelim. Oo. Of, abi çok iyi. Yap bir Maraş dondurması da yiyelim. Genelde bu hareketleri ben yapardım vloglarda. Taşların sağlamlığına ben baktım. Bak fasit. Kaçla çarpmak istiyorsan o kadar çeviriyordun şuradaki kolu. Bunları da ben bilirim. Berk bilmez. Berk ancak gelincik doldurmayı bilir. Doğru muyum? Yolmuş. Gerçek mi bu? Bakayım. Beni korkuttu. Gözleri asla gerçek olmaz. Çünkü gözleri duramaz. O yüzden ona benzer bir şey koyarlar. Öpüyor musun sen şu an onu? Ne yapıyorsun abi? Niye sarılıyorsun kaplanı? Yok, bakıyorum gerçek mi diye. Dili de gerçek mi? Gerçekten bir kaplanı öldürüp buraya mı koymuşlar yani? Yok hayır, çok işlenmiş bir şey bu. Çok işlenmiş. Sen bayağı anlıyorsun bu işlerden. Abi ya üf, odam da vardı bunlar. Evet, hatırlıyorum ya. Çok güzel. Tekli, hep tekli tüfekler var. Alo, ya. Tolga abi, ben basıyorum, Hugo gitmiyor. Tolga abi, alo. 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 Ya hadi komik değil bak, işte abartma. Bak yapacağım. Alo. WhatsApp'ına niye bakmıyorsun? Bu da olmadı. Bu da olmadı. Yarım saattir komik olmayan şeyler yapıyoruz. Komik olması için deniyorsun, daha da diretiyorsun. Vay be, atı dondurmuşlar. Bu işte gerçek. Evet, çok önemli bir laf olduğu için. Evet. Bir kez daha tekrarlanmış burada. Sen onları bayağı seviyorsun, o tarz şeyleri. Ateş yapıyorsun. Özel efekt kullanabiliyor musun? Ya bizim evde de hep olan şeyler olduğunda... Sizin ev böyle zaten, evet, değil mi? Gerçekten güzel bir müze. Fethiye'ye yolunuz düşerse Fethiye'nin Kargı köyünde Enver Yalçın Müzesi'ne uğrayın. Bilhassa kahvaltı için uğrayın tabii. Yani. Bisiklet kiraladık. Fahiş fiyatlara kiraladık. Fahişe, evet. Yani niye böyle bir şey yaptığımızı da bilmiyorum ya. Yani. Niye canım, bisiklet çok güzeldir. O kadar da eğlenceli değil yani. İnanılmaz ama eğlenceli. Oo, iki elimi bile bırakabilirim. Bir anda koşturdu gidiyor. Elbet düşeceğim ama. Burada İkram isimli unlu mamulleri üreten dostlarımız hem İstanbulluların hem İzmirlilerin gönlünü almaya yönelik bir çalışma yapmış. Berk kız arkadaşına hediye bakacak. Ben size Berk'e bakacağım. Öyle mi? Haklı mıyım? Evet. Doğru mu? Hayır. Ah. Şu şalların, Berk'in altındaki şalların aynısının 125 TL olduğunu söylüyor. Burası adeta cep yakıyor. Doğru mu? Yok, hayır. Ama 70'i aldırmış aynısını. Hayır, 85'i almış. Evet. Oha. Şalvar olayı niye bu kadar pahalı? Sen söyle, niye bu kadar pahalı şalvar olayı? Onu patrona sormak lazım. Bir şey soracağım. Şalvar, şalvar özgürlüğü, hippiliği, maddiyatın bir önemi yok. Önemli olan maneviyatı ve benzeri duyguları temsil eden bir kıyafet çeşidi değil midir? Ama kapitalizmin kölesiyiz. Yani şalvar bile kapitalizmin kölesi olmuş. Ama yurdumun, Anadolu'mun güzelim kıyafeti bile kapitalizme alet olmuş. Ben 10 lirayı bulurum sana. Bana çok sinirleniyor musunuz şu an? Giymeyeyim değil mi? Kolyem. Kendimi adeta daha özgür hissediyorum şu anda. Dünyanın yalanlarından arınmış, kapitalizmin çarklarından kolunu uzatmış, özgürlüğüne koşmaya çalışan bir... Ne gibi? Bak şu anda hem kendine bir şey aldı, hem kız arkadaşını alıyor. Benim çok tarzım değil ama ben de beğendim. Olsaydı giyerdim. Berk bana da alsa keşke. Niye hep hediyeler kızlara alınır? Almadım. Bir Nietzsche tişörtü istedim, onu bile almadım. Bari doğum günümde alsaydın Nietzsche yıllara deseydin. Ya doğum günü kutlamıyorsun ki. Bildirin mi? Abi senin en aydın yapmasaydın. Hayır. Hayır abi yani neyse. O parayı kot pantolon falan alıyorsun. Mutsuzum. Hava bozuk. Hastalanıyorum. Sürekli hapşırıyorum. Gitgide kötüye giden bir grafiğim var. Her şekilde. Hastalanmak üzereyim. Belki de hastalandım bile şu anda. Kendimi çok hasta ve yorgun hissediyorum. Sana bir şey olursa ben koyarım bloğa. Söz yazamıyorum, biliyorsunuz yani. Biz Fethiye'ye niye geldik? Oturalım, albümlerin sözlerini tamamlayalım diye. Ben kulaklıkla söz yazamıyorum. Bu da beni çok demoralize etti. Ben burada birkaç şarkı en az çıkarırım diye düşünüyordum. Genel anlamda mutsuzum. Bunun Fethiye ile alakası yok. Fethiye'yi seviyorum. Ama çok bir şey yok. Ama çok bir şey yok yani.
Hı.